Çağlayla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir gün diliyoruz. Biz güne harika başlıyoruz. Ağız sağlığımızı, gülüş sırrımızı, diş sağlığımızı konuşuyor olacağız. Aslında bütünsel sağlık kavramının ağız ve diş sağlığındaki önemini konuşacağız birlikte. Diş hekimi sevgili Arzu Yalnız hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler siz. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bu bakış açısını biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii. Şimdi aslında tabii ki herkes güzel gülüşe sahip olmak ister ama güzel gülüşü hep bozulduktan sonra bunun tamir edilmesi ve istenilen dişin yapılması şeklinde algılansa da aslında bu öyle değil. Yani bir kere var olan güzel dişinizi bile korumak adına aslında içinize de iyi bakmamız lazım. Yani evet. Tabii ki hep söylenir içten gülüş zaten yüze yansır, enerjisi yansır denir ama aslında beslenmenizden bağışıklık sisteminize her şey gülüşünüzü etkiler. Cildimizi, gözümüzü, değil mi? Şeyi etkiler. Terini, kesinlikle. Saçımızın teline kadar aslında. Her şeyi yani hiç aklınıza gelmeyecek en küçük detaya kadar ağzınızın tadına, kokusuna, güldüğünüz zaman dişlerinizin parlamasına çünkü o da tükrükle alakalı bir şey. Dolayısıyla bağırsak sisteminiz, bağırsak floranız aslında biz diş hekimleri için de çok önemli. Diş eti hastalığınız varsa bunun zaten oluşması yine bağırsak floranızla alakalı yani bağışıklık sisteminizle alakalı. Ve yediğimiz yemekler, tükettiğimiz gıdalar, beslenme alışkanlıkları, diş sağlığımızı nasıl etkiliyor? Yani İnanılmaz. Sadece dişimizi fırçalamak yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Yani dişimizi tabii ki fırçalayacağız. O temel olan şey. Yani evimizi temizleyeceğiz ama koyduğumuz bir çiçek aslında kokuyu ve mutluluğu getiriyor. Sizin yediğiniz her şey. Eğer sert yiyecekler yerseniz o da fırçalama görevi görüyor. Ama hiçbir zaman sert yemezseniz sadece sıvı detoks yaptınız. Aslında vücut sağlığınız için detoksunuzu yapıyorsunuz. Ama çiğneme yapmadığınız için çürükler oluşur. Diş eti masaj görmez. Dolayısıyla mutlaka çiğneme yapmak gerekir. Diş eti hastalıkları nasıl fark edebilirim sorusunun cevabı. Sadece aynaya baktığımızda gördüğümüz kızarıklıklar ya da diş esnasında yaşanan kanamalar mıdır? Nasıl anlarız diş etimizin sağlıklı olduğunu? Aslında dişlere de sonra geleceğiz. Sakın böyle normal fırçaladım ve aslında diş etlerim kanamıyor. Benim sağlığım yerinde diye düşünmeyin. Çünkü belki fırçalamayı da doğru yapmıyorsunuz. Alışkanlık üstten fırçalıyorsunuz. Hiç diş etine dokunmuyorsunuz. Dişlerin arasındaki aslında bakteri plaklarının, yemek artıklarının girdiği alana belki hiç dokunmuyorsunuz. Belki. Bir arayüz fırçası böyle kürdanın fırça versiyonuyla bir girin çıkın bakalım. Kanama oluyor mu olmuyor mu? Bu ağız kokusu ve kanamayla kendini ilk gösteren belirtiler bunlar. Ağız kokusu varsa diş eti rahatsızlıkları olabilir. Bir de diş etlerini fırçalamanın yöntemleri de yönleri de var değil kesinlikle mi? Onlar da önemli. Çok bunları önemli. Gerçekten öğrenmek lazım ya. Evet yani bilinçli. Aslında 3 dakika size böyle ne kadar kısa gibi geliyor ama fırçalamaya başladığınız zaman o 3 dakikanın ne kadar uzun olduğunu fark edeceksiniz ama 30 saniyede normal fırçalama bitecek. Sonra aralara geçeceksiniz. O aralara geçtiğiniz zaman eğer kanama yoksa evet sağlıklısınız. Ayrıca ağız kokunuzu siz anlamayabilirsiniz. Tabii. Çevreniz de söylemez. Söylemeyebilir. Genelde söylenmiyor. Bunun da belli yöntemleri var. Genellikle sabah uyandığınızda tükrüğünüzü şöyle hani değdirdiğinizde bir süre bekleyin. Evet ve yapıp, koklayın bekleyip, veya kokladığımız, şu tarafa. Ama hani o da acaba fizyolojik mi patolojik mi anlaşılmadığı için mutlaka bir diş hekimine zaten görünmeniz lazım. Stres ve kaygının diş sağlığı üzerindeki etkilerini konuşalım. Aslında bütünsel sağlıkta bunun yönetimi de var. Çünkü evet diş sıkmaya bağlı olarak çok daha yaşlı gözükürüz. Daha çok problemlerin belinize kadar giden ağrıların sebebidir. Ama stresi kontrol etmek için vücudunuzda eksik olan mineral ve vitaminlere önce bakacaksınız. Çünkü strese bağlı olarak yıkım olur vücutta. Bununla baş edemediğinizde diş sıkma aslında bunun sonucudur. Evet ben yıllarca burada diş sıkmanın sebeplerini anlattım. Tabii ki gidip her gün bir yetişkin olarak terapi göremeyeceğimize göre evet. Kendi kendimizi bir şekilde yönetmeyi, stresimizi yönetmeyi öğreneceğiz ama bu yine beslenmeniz ve eksik mineral ve vitaminlerden geçer. O yüzden bu konuda mutlaka uzman desteği almakta fayda var. Diş sıkıyoruz, strese bağlı, dişlerimiz aşındı. Nasıldır tedavi?
tedavisi? Çünkü önce aslında şeyi nasıl anlayacağımız çok önemli. Yani çünkü anlamıyor insanlar aslında. Ben bazen kendimi yakalıyorum. Arabada yakalıyorum. Gece uykumda bir taraftan bir tarafa dönerken böyle bir rahatlama oluyor. Sonra bakıyorum tekrar yavaş yavaş böyle sıkmaya başlamışım dişlerimi. Daha sıktı, biraz daha azaldı şimdi. Farkındalığınız yüksek diye. Ondan birazcık daha dikkat etmeye başladım. Yoksa ama değilim. Şuralar zaten genişlemeye, daha maskülen bir görüntüye. Şimdi erkekler bunu şey diye düşünmesin. Dişimi sıkmaya devam edeyim, daha maskülen görüneyim değil. Aslında buradaki genişlik bir süre sonra eklemlerde, boynunuzda, sırtınızda, hatta belinizde ağrıya kadar gider. Çünkü başlangıç çiğneme kasıdır. Sonra buradaki kaslardır. Siz bunları rahatlatmazsanız, istediğiniz kadar spor yapın. Hele ağır spor yapıyorsanız daha çok sıkıyorsunuz. Tabii. Önce buraları rahatlatmak lazım. Rahatlatmanın yöntemleri, biz tamam botoks yapıyoruz ama bütünsel tedavide veya holistik tedavilerde bunlar tercih edilmeyebilir. O zaman yoga, gevşetme hareketleri. Çok sarsıcı bir şey sürekli oraya bence botoks yaptırmak bu bence arada. Bence bütçeden ziyade yani taşıma suyla değirmen dönmez. Dönmüyor evet. Yani bunun başka kendimiz bir yöntemin de dediğiniz var, gibi farkında. Gevşeme hareketleri var. Bazen ben hastalarıma böyle komik gelse de o yüz yogasında vardır aslında ama şurayı açmak, burayı tabii, bir rahatlatmak. Tabii çok kasları spor rahatlatmak. Spor yapıyorsunuz biliyorsunuz. Hı-hı. Spor yaptıktan sonra bir streç yaparsınız. Tabii. Aslında bu streçi her gün spor yapan bu kasınıza yapsanız onu fark etmek lazım. Evet yani bu bir lüks diyenler olabilir. Olur mu ya? Ama sorun yaşamaya başladıktan sonra atipik yüz ağrıları, yani migrenle karışır bunun ağrısı. Sinüzitle karışır çünkü buralardan gelir. Bazen tek taraflı olur. Bazen baş boyun ağrısı şeklinde ve sürekli acaba boynumda düzleşme mi var tedavileri, ama bunun başı yine çiğneme kasından. Peki o zaman çiğneme kaslarımızı konuştuk. Birazcık da gülüş tasarımını konuşalım. Güzel şeyler konuşalım. Evet, yenilikleri konuşalım. Gülüş tasarımı kimlere uygulanır ve nedir? Gülüş tasarımı aslında size en çok yakışan gülüşü bulmaktır. Yani mesleğinize uygun, karakterinize uygun, zevkinize uygun. Tabii hepsi. Çünkü karakteriniz çok dominant olabilir, daha maskülen olabilir veya daha yumuşak olabilir. Ama size yakışan, yüzünüze de yakışan birazcık daha tersi olabilir. Bütün bu sürece gülüş tasarımı diyoruz. Yani hastadan aldığımız verilerle o genel anamnezden sonra aldığımız fotoğraflar ve videolarla hastaya bir çalışma yapıyoruz. Aslında kriterleri düşürüyoruz. Yani seçenekleriniz sizin 3'e düşüyor. 3'e işte birazcık kelebek mi olacak? Kelebeğin şekli değişiyor. Veya biraz daha tavşan mı olacak? Tavşanın bile çeşitleri var. Dolayısıyla size yakışanı böyle 2-3 seçeneğe indirdikten sonra ağza uygulayıp, çünkü dişe hiçbir şey yapmadan bu şeye sahibiz. Mümkün. Konuşurken biraz zaman geçirip, hiç dişe dokunmadan, hani kumaşı üstümüze atmış gibi, onu biraz onunla zaman geçirip, mutlu olduğumuz, hekim olarak bizim tamam dediğimiz, hastanın mutlu olduğu noktadan itibaren aslında gülüş estetiği yolculuğuna başlıyorsunuz. Gülüş tasarımı en başta yaptığımız, bütün verileri değerlendirerek birkaç seçeneğe indirdiğimiz bir navigasyon aslında. Diyebiliyoruz. Avantajları çok fazla. Biraz onlardan bahsedelim. Ya avantajı şu. Eskiden ne diyorduk? Ne çıkacağı belli değil. Tedaviye gidiyorsunuz. Ya yapacak doktor bir şeyler ama acaba nasıl olacak dişim? Şimdi biliyoruz en baştan. Veya ya ben işte Angelina Jolie'nin dişlerini çok beğeniyorum. Yüzü de bana çok benziyor. Ben o dişi istiyorum. Tamam, okey. O dişi yapalım, bir ağzınıza koyalım bakalım. Olacak mı? Olmayacak mı? Dudağınız öyle mi? Onları görme şansımız var. Yani hastanın kafasında bana ne yakışırla alakalı soru işareti kalmıyor. Büyük bir avantaj. Ve sonucu aslında en baştan görüyoruz. Görmüş oluyoruz. Peki gülüş tasarımında Hollywood Smile diye bir şey var galiba, değil mi? Evet. Nedir Hollywood? Angelina Jolie dedik az önce. Hani nasıl böyle yani? Hollywood starlarını nasıl görürüz? Aslında dolu dolu gülerler. Daha beyazdır. Ve
Ekranda da daha farklı durur. Daha çarpıcıdır ama doğal çarpıcıdır. Bunu sağlamak aslında Hollywood Smile diye ismi değişti. Bunun her dönem ismi değişiyor ama. Yeni bir şey değil. Yani şu anda yeni bir şey değil. Hollywood Smile gider, Beverly Hills Smile gelir. Ama sonuç olarak daha artistik, daha iddialı. O iddianın içinde doğallık taşıyan gülümseme Hollywood Smile. Bunun için zaten biz gülüş tasarımını yapıyoruz. Hollywood Smile istiyorum diyorsa, aa okey anladık diyoruz. Ve o noktada birazcık daha işte o Hollywood Smile yıldızlarının o çarpıcı gülüşünü, birazcık daha dolu dolu gülümsemeyi kazandırdığımız o dizayn aslında. Diyebiliyoruz. Peki lamine yöntemini birazcık konuşalım. Nedir evet, lamine yöntemi? Bizim en çok nasıl heyecanlanmak? Çünkü ben çok doğal buluyorum ve dişi akıllı porselen diye de geçiyor bunlar. Dişin minesini birebir taklit ediyor. Dişleriniz çok güzel ama tamam çok doğal, her şey çok güzel. Bunlara zarar vermeden ben nasıl daha güzel gülebilirimin cevabı aslında yöntem olarak laminalarda. Çünkü kendi dişimiz altta kalıyor. Takma tırnak gibi artık o kadar ince pıt yapılabiliyor diye üzerine yapıştırılıyor. Ki evet, yani daha uzun, dışarıda incecik böyle bir kağıt gibi ama dişe yapıştığı zaman ancak biz keserek çıkarabiliyoruz. O kadar takma tırnak ha. Şeklinde evet. Hani görselde var aynen öyle. Takma tırnak şekli. Şu dişlere kesmeye kıyamayız. Yazık. Ama onların üzerine incecik yaprak şeklinde birazcık daha uçları uzamış, biraz rengi değişmiş. Çünkü orada rengi daha açabiliriz onun üstüne. Boyutu değiştirebiliriz, şekli değiştirebiliriz. Laminalarla da bu dişleri koruyarak istediğimiz gülüşü sağlama şansımız var. Renk seçenekleri için de bir skala sunuyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Doğal dişten tutun, hangisi çok olsun? İddialı o beyazlara kadar. Bir de hepsine mi yaptıracak, bir tanesi mi kırıldı ya da problem işte o aslında, nasıl dengeleniyor? Çünkü birini yaptırdım hepsini yapmaya doğru giden bir süreç gibi geldi biraz. Aslında değil, şöyle evet genellikle hep öyle olur. Çünkü aslında kusur zannederiz ki 3-4 dişte ya ben şu 2-3 dişimi değiştireyim diye gelirler. Gülüş tasarımı yaparız. Gülüş tasarımında 2-3 dişe koyarız, yanlar sırıtmaya başlar. Tabii. Mutlaka siz de çevrenizde görmüşsünüzdür. Ön bölgesini yaptırmış ama arkalar o kadar farklı duruyor ki. O göze batıyor. O göze batmaz. Eğer iddialı bir renk istiyorsanız zaten arkalar göze batacak. Ama daha sakin, var olanın iyi hali olacaksa arkalar göze batmaz. Kaç diş gülüş tasarımında anlaşılıyor. Bazen sadece iki diş bile yetebiliyor. Çok iddialı bir görüntü için yetebiliyor. Ama bazen de istediği kadar dişler güzel olsun, arka dişte gözükene kadar yapmak gerekebiliyor. Çünkü karanlıkta kalıp hani dişler daha çene içerideyse, burada ekranda biraz önce görülen sağ tarafta içeride olan dişleri de biraz görünür hale getirmek için de onlara takma tırnak şeklinde porselen yapmak daha iddialı bir gülüşe sahip olmasına sağlayabilir hastalarımız. Kalıcı bir yöntem midir? Kalıcı bir yöntem, evet. Yani biz yani ben istediğim için kadar kalacak mı yani? Ya da her an bir düşme tehlikesi, çok sert bir şey ısırdım falan, kafamda böyle bir soru işareti tabii. Kalır mı? Kalır mı? Tabii, o soruları sorunuz. Tabii, o sorular kalabilir ama lamina kimyasal bağlanıyor dişe. Yani kimyasal bağlanması demek kesip çıkarmak gerekiyor. Yani demek. Yapıştırma gibi bir şey olmadığını düşünelim. Yapıştırma tamamen ama kimyasal. Dişin kendi dokusuyla birebir oluyor. Ve biz yıllar sonra, 10 yıl sonra hastamız dedi ki ben birazcık daha açık renk bir şey istiyorum. Veya biraz daha uzun istiyorum. Onu kesiyoruz ve keserek çıkarıyoruz. Yani lamina eğer doğru yapıldıysa, doğru yapılma yöntemleri var. Biz bunların eğitimini veriyoruz ama şimdi burada kısaca şunu söyleyelim. Diş eti problemli değil ve kanama yapışırken girmemişse, yapışmaya engel olacak bir durum oluşturmamışsa veya mineden destek, yani aşınmış mine, çok fazla parlak minesi olan insanlar var. Dolgu bile tutmaz. Ya o kadar sert şeylere maruz kalmış ki diş kendini savunmuştur. Böyle çok binde birlik ihtimaller yoksa, çok büyük %99'larda lamina kolay kolay düşmez. Düşüyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Bir sebebi vardır. İyi bakmazsak, ne bileyim artık hani bu yapıştırdık nasılsa benden bir parça değil gibi düşünüp iyi bakmazsak sararır mı peki zamanla? Kendi dişimiz nasıl sararıyorsa, yani çok kırmızı besinler tükettik.
Vallahi ben sürekli, çok tüketiyorum ya kırmızı sürekli besin. Sürekli tüten şeyler içtik. Veya nasıl? Tüten şeyler evet, içtik. Yani tamam, sağlığa hani zararlı, sağlığa zararlı şeyler tükettik. Bütün bunlar kendi dişimize, çok sağlıklı kendi dişimizde bile leke oluşturuyor. Tabii. Ama dişimiz gibi cilalayınca geçiyor gidiyor. Geçiyor gidiyor. Var mı eklemek istedikleriniz? Çok güzel bir sohbet. Çok güzel sabah sorular sabah sordunuz. Valla biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür geldiniz ederim ve bilgilendirdiğiniz için ederim bu konuda. Arzu Yalnız Hocam'a bir alkış rica ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hocam sizi bu taraftan uğurlayabilirim hemen çünkü diğer konuğumu davet edeceğim. Ekranların en fit sunucularından iyi ve mutlu yaşam koçu ve yazar aynı zamanda Ece Vahapoğlu geliyor. Hoş geldiniz efendim. Fit diyene bakın diye. Hep beraber. Bütün dünya şöyle, fit olsun inşallah. Bence abi de herkes. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Erkenden kalktım, hazırlandım. Harikasın. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Teşekkür nasıl ederim oğlan? Oğlan iyi, 4 yaşında. Bana işte hayat dersleri veriyor sabah sabah. Ne öğretiyor? Ne öğretiyor lan? Sen beni dinlemiyorsun dedi. Bir gerçekten istediğim şey yapmadım ve kocamın da zaman zaman söylediği şey dedim ki sen evdeki beni, iki erkek de bana bunu söylüyor. Sen beni dinlemiyorsun. Sen beni dinlemiyorsun. Dinlemediğini yüzden düşünüyor musun? Bazen kafa yoğun oluyor. Şöyle dedim ki ben seni dinliyorum ama her istediğini yapmıyorum. O yüzden ben de ona öyle bir karşı ders vermeye çalıştım. O zaman ben senin dediğini yapmayacağım dedi ama sonra tabii öpücüklerle ayrıldık. Ayrıldım. Ne güzel söylemişsin. Vallahi sürekli dinlemek onlara göre bir şey istediğinde o yaptığında onu dinlediğini zannediyor. Halbuki ben onu dinledim ama kabul etmedim ama kabul o istediğini. Peki şimdi ilgi alanları mesleğinin aslında çok geniş bir alanını kaplıyor. Şimdi bu dönemde ne yapıyor Ece Vahapoğlu? Biraz ondan bahsedelim. Yani yogası, wellness, evet, yaşam koçluğu. Evet, onlar hep devam. Hep devam. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Zaten 20 yılı aşkın süredir işte sunuculuk, 15 yılı aşkın süredir wellness ve yoga yolculuğu, eğitmenliği. Benim aslında paralel bir kariyerim var. Yani bir işte ceketiyle, pantolonuyla bir protokolde sunuculuk evet yapabiliyorum. Ama daha fazla ağır basan son 15 yılda benim sportif tarafım. Yani taytım, atletimle çıkıyorum sahneye. İşte kurumlar için, markalar için, dijitalde zaten sosyal medyada spor ve sağlıklı yaşamla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Kendim mesela asla yoga beni kesmez diyen birisi şu anda yoga eğitmeni olup yogasız yapamıyorum. Bu sabah bile yatağımın kenarında o yoga minik hareketlerimi yaptım. Bir esneme. Mutlaka. Nedir sence yoga? Sana ne katıyor? Mesela insanlara bazen şey geliyor. Çok sıkılıyorum. Evet. İşte hiç vakit ayırmak istemediğim bir şey. Acayip bunalıyorum. Konsantre olamıyorum ve anda kalamıyorum dedikleri şey. Senin için ne ifade ediyor yani bu ileri? Tam da bu yüzden yoga yapmaları gerekiyor aslında. Çünkü ben koşuyordum, fitness yapıyordum. Yani hep böyle terleyerek spor yapıyordum. Yoga bana da sıkıcı gelir zannediyordum. Fakat yoga ile aslında bu günümüzdeki bu stresli yaşamda o sakinleşmek için, kendimize biraz dönmek için ve aslında hiç fark et, genelde nedir işte kol kasık çalışayım, karnımı, kalçamı, bacağımı çalışayım deriz ama yogada hiç tahmin etmediğimiz kasları bile çalıştırıyoruz. Evet değil mi? Çok acayip. Hiç ulaşamayacağımız yerdeki. Hiç tahmin, yani ayak parmağındaki şeyi hissediyorsun. Aslında çok farkındalığı arttırıyor. Evet. Kendi vücudunu tanıyor. Mesela pek çok hayvan hareketi temel duruştur yogada. Bu nedir? Bize aslında doğayı, dünyayı, evreni tanımayı çok öğretiyor. Yani o kedi böyle esniyorsa, esnetiyorsa sabah kendine, bak bizim de işte bir kedi hareketi, köpek hareketi var gibi. Ruha da çok iyi geliyor çünkü çok nefese odaklanıyoruz. Yani nefesle senkronize olduğu için nefes al, nefes ver. Giderek nefes kapasiteni arttırıyorsun. Bedenindeki sıkışmaları esnetiyorsun. Fark ediyorsun onları. Diş sıkma bile az önce hocada, yani yüz yogası yapıyorsun. Yani o kasını aslında esnetmek. Boyunu bile aslında uzatır 1-1,5 santim yoga, pilates. Doğrudur. Yani çünkü sıkışıyoruz, onu aslında geri açıyor. Normale getiriyor boy uzatmadan ziyade. Biz çok kambur duruyoruz. Hayatın içinde stres yaşıyoruz. Yoga bunun çok böyle terleyerek yaptığın yogası da var, sakini de var. Her yaşta herkes yapabilir. Aslında bu bir spor ve felsefe birlikte. İyi gibi insan olmak. Evet, evet, çok bütünsel. Yani iyi yaşamın sırrı, ne bileyim işte böyle mutlu, enerjik, huzurlu, evet, keyifli, her andan tat alabilen, keyif alan bir insan olabilmenin sırrı sence nerede gizli? İkisini birlikte yapmak. Çünkü ben mesela sabah aç karnında bir şey yaptım, böyle limonlu, karabiberli sabah. Bir sürü kişi sordu ne yaptın diye. Dedim ki şimdi diyelim ki gözlerimi kapatıp meditasyon yapacağım. Eğer benim bedenim rahat değilse, o sırada karnım gurulduyorsa, başım ağrıyorsa, bağırsağım bozuksa sabah şimdi nasıl konsantre yap olacaksın? Yani yapamazsın. Dolayısıyla ikisi birbiriyle bütün. Ha, onu yaptığın zaman da aslında fiziksel rahatsızlıkların da
iyileştirebiliyorsun. Doğru. Önleyebiliyorsun. Hı-hı. O yüzden ben çok bütünsel olduğunu düşünüyorum. Evet, beden, etimiz, kemiğimiz, eklemimiz ama bir o kadar da içeride ruh ve nefes var. Hepsinin bir bütünü. Evet. Hep bir şey, bir tane çocuk vardı geçen gün, bir tane karikatür gibi böyle yazmışlar. Ne kadar enteresan değil mi? Kendimizi sadece dışarıdan görebiliyoruz ama olup biten sadece içimizde ve zihnimizde. Ama öyle. Değil mi? Ne evet, kadar acayip. Çok. Orayı da görebilmek işte üzerine çalışmakla oluyor. Gerektiriyor. Nefes dedik, kalp atışları, kalp hızı dedik. Profesör Doktor Murat Aksa hocamızı çağırmanın bence tam zamanı. Nasılsınız merhaba, efendim? Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Günaydın tekrar. Şimdi bir haberle başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hocam, dinlenirken düşük kalp atışı uzun ömrün sırrı mı? Haberimizin başlığı. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarına göre dinlenme sırasında kalp hızınız ne kadar yavaş olursa o kadar uzun yaşarmışsınız. Çalışmanın sonuçlarına göre erkeklerde kalp atış hızının her 11 artışında tüm nedenlere bağlı ölüm oranı %22, kalp hastalıkları açısından ölüm oranı %17 artıyormuş. Hocam ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yo, doğru, bu zaten bildiğimiz bir şey aslında. Evet. Bu çok büyük bir çalışmanın aslında sonuçları. Biobank denen İngiltere'de bir kayıt sistemi devam ediyor. Bu kayıtta böyle yüz binlerce kişinin verilerine bakıyorlar. Hmm. Ve bu insanların hani kalp atış hızı neydi, ne zaman hastalık çıktı, ne zaman öldüler, öldüyse neden öldü gibi soruların cevaplarına bakıyorlar. Ve bu analizin sonucunda ortaya çıktı ki gerçekten istirahat halindeki kalp atış hızınız ne kadar düşükse ömrünüz o kadar uzundur. Hmm. Ama diyelim ki ben mesela 53 yaşındayım. Şu anda kalp atış hızım 60 civarında. 10 yıl sonra işte 60 yaşına, 64 yaşına geldiğimde kalp atış hızım mesela yükseldi. 80'e çıktı. Diyor ki o zaman senin 10 birim arttı. En az %15-20 arasında, bu arada kadınlar için de geçerli bu, ölüm riskin artıyor diyor. Hayır, niye ölüyoruz ya? Yani habire bir ölümle aslında tehdit ediliyor. Öyle olursa ölürüz, ya, öyle olursa erken yaşasın hani, böyle olursa diye. Ama eninde sonunda sonuçta hayır, tabii ki öleceğiz öyle de yani. Neyle ilişkili olduğunu bize anlatır mısınız? Bu arada bir veterimiz var, onu da izleyeceğiz. Daha doğrusu tamam, bir sokak röportajımız var yine. Tansiyonlarını ölçtük, sokağa çıktık. İnsanlara sorduk, siz tansiyonunuzu biliyor musunuz diye. Bildiklerimiz doğru mu yoksa bilmediğimiz dışında ne gibi ölçümlere rastladık? Hep birlikte bir izleyelim, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Tansiyonunuzun ve nabzınızın kaç olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Kaç? Tansiyonum 12, nabzım da 55. Tansiyonunuz peki 12'ye kaç? 12'ye 8, 7 yani öyle. İyi genel olarak. Genel olarak iyi. Bazen böyle çok farklı şeyler olduğu zaman, sağlık problemi olduğu zaman yüksek oldukları zaman oldu ama şu anda iyi. İzninizle ölçebilir miyiz o zaman? Ölçebilirsiniz. Evet, büyük tansiyonunuz 12, küçük tansiyonunuz 8, nabzınızsa 68 çıktı. Tam da dediğiniz gibi oldu aslında. Evet, ben tansiyonumu da, nabzımı da, küçüğü de hepsini seviyorum. Evet. Çok güzel çıktı, dikkat ediyorum. Yani işte iyi beslenmeye çalışıyoruz. Zaman zaman spor yapmayı seviyorum. Zaten sporu çok severim ben. Öyle iyi yani şu anda. Tansiyonum mesela şu an 11 ya da 12 olabilir. Küçüğü? Büyüğü. Küçüğü de 7-8 olabilir. Nabzım da 50 ile 70 arası olabilir. Büyük tansiyonunuz 15, küçük tansiyonunuz 8, nabzınız ise 82 çıktı. Şimdi yemek yedim ya, ondan kaynaklı. Büyük tansiyonunuz yüksek. Şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir farklılık var mı böyle? Belki hani biraz şeyden olabilir. Heyecan mı desem? Heyecan da yok ama olabilir. Zor bir soru ama 11-12 diye biliyorum. Büyüğü 11-12, küçüğü kaç? Küçüğü de 6-7 oluyor sanırım. Nabzınız peki? Nabzınız 60-80 diyeyim. Evet, büyük tansiyonunuz 13, küçük tansiyonunuz 8, nabzınızsa 114. Nabız niye bu kadar arttı? Biraz da biraz ağır beslendik aslında. Ne yediniz? Şimdi söylemeyeyim. Ayıp olmasın. Söyleyin, söyleyin. Tatlı tatlı yedik yani tatlı. Çok. Biraz yürüdük falan derken biraz heyecan. 13 dolaylı dolması lazım. Büyüğü 13, küçük 8, 7 böyle yani dolaşıyorum yani. 6, 5'e kadar düşüyor yani. 5'e kadar düşüyor, düşüyor mu? Nabzınız peki? Nabzım bilmiyorum vallahi, yalan söyleyeyim.
Büyük tansiyonunuz 14, küçük tansiyonunuz 8, nabzınızsa 79. Gayet normal benim için. İyi mi? Büyük tansiyon biraz fazla olabilir mi? Yok, 16-17 kaldırıyorum yani. Kaldırıyor musun? Kaldırıyorum. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz genelde? İyiyim, şu anda iyiyim yani. Sıkıntınız var mı, böyle baş dönmesi, bulanık? Yok, herhangi bir şey yok, öyle bir şey. 80 nabzım, tansiyonum da 12 falan. Küçüğü? Küçüğü 12, 8, 7. Büyük tansiyonunuz 16, küçük tansiyonunuz 8, nabzınızsa 85. Ha, olabilir. Çünkü şimdi heyecanlandık ya, büyük tansiyonun için 16 oldu. Ya şu an 16 büyük tansiyonla şu an nasıl hissediyorsun? Yok, şimdi biraz çarpıntım var ama sonra geçer. Biraz yürüdüm ya, hiç çıkmıyorum. Hı-hı. Çıkınca yürüdüm ya, 16 normal oldu, bir şey değil. Yüksek tansiyon var bende, hipertansiyon. 15-16'dan aşağı düşmüyor. Ya. 15-16 oldu mu normal benim için. Nabzınız peki? Nabzım da normal, bazen yüksek atıyor yani, hızlı atıyor. Büyük tansiyonunuz 16, küçüğü 9, nabzınızsa 90. Teşekkür ederim. Tam da dediğiniz gibi. Sağ ol, evet. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz peki şu an? Bazen böyle çok yorgun hissediyorum, çok yorgun. Şu an peki? Şu anda fazla yorgun değil, biraz daha yorgun hissediyorum yani. Onun için geldim, böyle oturdum, dinledim. Doktor bana, doktorun tavsiyesi, bol bol yürüyeceksin. Bu ve bunun gibi normalleştirdiğimiz yüksek tansiyonlu bir milletiz aslında, değil mi? Sinirli, stresli, bilmediğimiz kalp damar hastalıkları hocam. Bir de beyaz saçlı bir delikanlı abimiz vardı ya orada. Evet. Dedi ki hani ben 160'ı falan gayet iyi idare ederim dedi. Aslında o çok kötü bir şey. İdare etmek yani olamaz öyle bir şey. Aman diyeyim, evet. Yani. Evet. Gerçekten neden? Çünkü sen belki gerçekten onu şikayet olarak görmüyorsun. Ama o yüksek basınç damarları mahvediyor. Yani şimdi bir problem çıkmayabilir. Bugün ama 5 yıl sonra, 10 yıl sonra damar tıkanıklığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Siz bunu bize o kadar güzel anlattınız ki daha önce. Burada damar aksiyonu yapmıştık. Çekiçle damarlara tansiyon yükseldikçe basıncın ne kadar vurduğunu, bizim aslında önemsemediğimiz şeyin damar sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu göstermiştiniz. Şimdi sevgili Ece Vahapoğlu'nun burada tansiyonu bir ölçeceğiz. Aksiyon öncesinde ve sonrasında yükselmesi, ne kadar yükselmesi, ne kadar normal öncesinde bakalım, canlı yayında heyecanlanıyor muyum diyeceğim ama bakalım. İmkansız yani, Ece'nin heyecanlanması. Belli olmaz. Vallahi benim için de hafif yüksek çıkabilir yani. Peki. Bir bakalım. Önce bir ölçelim. Ölçelim. Bakalım şimdi kaç çıkacak. Sol koldan ölçülüyor diye biliyorum. Ya şöyle, o çok önemli değil. Aslında iki taraftan ölçmek en doğrusu. Bir sağ bir sol gibi. Bir sağ bir sol. İkisinin hangisine arasında inanalım? Ciddi fark olmaması gerekir. Yani bir birimin üzerinde olmaması gerekir. Yani burası mesela 13 ise burası 12 veya 11 ise 10, 10 ise 11 gibi. Yani ama birin üzerinde bir fark varsa o zaman buradaki aksta bir problem olabilir. Tamam. Yani bu damar tıkanıklığı vardır mesela. Diyelim ki sol kola giden damar tıkandı. O zaman ne olacaktır? Sol kol basıncı düşük çıkacaktır. Ece muhtemelen nabzı düşüktür. Benim sporcu olduğu için düşük çıkacaktır. Kaçtır tansiyon senin normalde? Ha, normalden bir tık yüksek çıktı. Bak, bu kamera var. 129'a yani 13'e 9'e. Normalde 10'a 7'dir. Yani 2 düşük. Benim de öyle mesela. 10'a 7 olmalı. Şimdi burada şey yokmuş da, kaç çıkacağının düşünmesi, az sonra yapacağımız hareketler ve sonuçta canlı yayın bir stresle yükselebiliyor. Bir tık şey yapıyor, bir tık tabii ki nabzını yapıyor. Yani burada yani ne kadar alışık da olsak, yani burada ekip var, kamera, canlı yayın sorumluluğun var. Tabii. Hani bir şeyler oluyor. Bir de ben seni lafa tuttum. Ha, yok canım yani. Aslında konuşulmaması gerekir. İşte el kalp hizasından yukarıda dursun falan gibi şeyler. Yok, bir de yani soldan gel. Yeterli. Yani, yeterli. Ölçeyim istiyorum. Bence 12'de kalalım Ece. Tamam, 12'de. Ama egzersize geçelim. Şunu söyleyeyim. Hani videoya girmeden önce bir soru sormuştun ya, önemli. Neden kalp yüksek çıktığı zaman, kalp atımı yükseldiği zaman ölüyoruz? Evet. Aslında o vücutta ters giden bir şeylerin göstergesi. Hı. Yani kalp fazla çalışmaya başladığı zaman şöyle düşün, bir şeyi kompanse etmek için fazla tabii, çalışıyor çaba aslında. Sarf ediyor orada. O yüzden yani orada ters giden bir şey var. Hmm. Yoksa kalp yüksek çarptığı için değil aslında. Hmm. Önemli olan o altta kalbin daha fazla çalışmasını ne tetikliyor, onu bulmak. Onu bulmak gerekiyor. Peki şimdi Ece'yi burada böyle bırakalım. Ya bırakalım derken
Ben bir nefes alıp düşüreyim şunu. Bu arada bir nefes yükselteceğiz önce. Evet. Sporla birlikte birazcık nabzı yükselteceğiz. Sonra da nabız yüksekliği sırasında nasıl düşürebiliriz, nasıl sakinleşebiliriz? 365 nefesi miydi? Evet. Onu tekniğini az sonra bizlere gösterecek hocamız. Şimdi Ece'deyiz. Buyurunuz. Tamam efendim. Ne yapacağız? Ben de sana eşlik edeyim o zaman. Yap zaten güzel stretching hareketlerimiz tamam. var. Şunu şöyle bırakayım zaten biraz. Zaten mesajımız şu. Herkes, benim kameram şu galiba değil mi? Şu ya senin olsun ortaya mı anlatayım? Tamam hadi. Herkes her yaşta spor yapabilir. Yoga da yapabilir. Başka ki bu göstereceğim aslında biraz da pandemi döneminde çıktı. Özellikle yaş almış kişiler evde çok hareketsiz kaldığında sağlık sorunları yaşadılar. İşte spor salonuna herkes zaten gidemiyor diye ben sandalye üzerinde yapılacak hareketler göstereceğim. Harika. Ben kıyafetim de zaten şu anda uygun. Spor kıyafet değil. O yüzden normal bir günlük kıyafet. Ama bu hareketler evet yani ben pantolon miyim bu halimle? Yapabilirsin bir yani. Bir tek ben yapamam burada. Evet. O yüzden dikildim böyle. Sen bizi kontrol et. Minik minik stretchingler yapacağız. Şöyle aslında güne başlarken güne nasıl başlıyorsak günün devamı da öyle geliyor verimli bir şekilde. Daha stres oluyoruz, trafiğe daha sinirleniyoruz, ilişkilerimiz daha güzel ve daha enerjik hissediyoruz. Önemli olan güne aslında böyle yataktan kalktıktan sonraki o anda biraz vakit ayırmak. Şimdi ben orada yatağın kenarına oturabilirsiniz. Bir sandalye. Şu anda da lütfen üşenmeyin. Sadece beni seyretmeyin. Hayır zaten oturuyorlar yapın. Ya. Hazır herkes oturuyorken. Herkes yapsın. Şu anda herkes lütfen yapsın. Helal olsun Ece. Hazır fırsat var. Herkesin yapabileceği şey. Korkmayın. Ayaklarınızı sadece yere sabit bir şekilde basın. Yani bacak bacak üstüne atmayın. Birazcık ucuna geldiniz. Omurgamız dik. Sanki başımızın tepesinden böyle görünmez bir ip bizi yukarı çekiyor. Böyle tık 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 omurgaları bir kere bir aç. Şöyle omuzları bir yerine oturt. Tamam. Biraz boynumuzdan başlayacağız. Omuz ve benim çok önem verdiğim eklemler. O eklemleri yaparken zaten enerjimiz de yükselecek. O yorgunluğa iyi gelen işte bir tık belki kalp nabzımızı arttıracak olanlar biraz daha kolu yukarı aşağı kaldırdığımızda. Şimdi çok hafifçe öne bıraktık. Ortaya geldik ve hiç nefes tutmuyoruz geriye. Düzenli nefes alıp vereceğiz. Tekrar bir öne. Ortaya geldik geriye. Şimdi sağ tarafımıza doğru omuzun kenarından bakacağız boynumuzla. Hatta biraz daha geriye bakabiliyor muyuz? Bir bak bakalım boynumuz nereye kadar gidiyor? Üst beden sabit. Yavaşça ortaya gel. Hiç acele etme diğer tarafa. Önce omuza sonra omuzdan biraz daha geriye. Bak bakalım boynunu aç. O sırada buradan itibaren stretching oluyor aslında. Ve tekrar ortaya gel. Şimdi bir elimiz sandalyede ya da elimizi belimize koyabiliriz. Mesela solu belimize koyduk ya. Sağla şöyle kulağını kapatıp. Ben bunları yapabileceğim herhalde. Evet ayaklarım. Evet bunları yapabilirsin. Tabii. Çok bunlar. Ama bunlar da biz nabız yükseltemeyiz bu gidişle. Evet birazcık. Evet. Değil mi? Burada bir nabız yükseltemeyiz. Tabii evet. Aerobik daha şu gelmedi. Anda biraz daha stretching yaptık. İyice buradan yavaşlıyoruz da. Şu an. Değil mi? Ben şimdi hızlandıracağım evet. onu. Ama şimdi omuzları çevirmeye başlıyoruz. Bana tam tersi yap işte. Bak bunlar da mesela yaparsanız nefes, stretching onlar da sizi yönetmenimiz iyi hissedir. Yavaş evet, omuzları çevir. Şimdi bizim öfke, sorumluluk, acı onlar hep omuzlarda birikir. Omuzlarımızı masaj ettiğimizde hep oraları açmak isterler kulunçları. Omuzları rahatlatmak çok önemli ve şu anda bizi de uyandırıyor bu. Önden arkaya. Şimdi dirsekleri kapat, aç, getir. Aç, kapat, aç, getir. Sırtının tıkırt ettiğini de hissedebilirsin. Aç. Şu anda enerjilerimizi açıyoruz, enerji yollarımızı. Beden ısınıyor. Evet, şimdi buradan yukarı doğru geleceğiz. Yukarı gel. Aşağıdayken ver. Burundan nefes aldım. Aşağı ver. Aha, harika bütün stüdyo yapıyor kameramanlar hariç. Harikasınız. O da kamera da yapıyor evet. Yukarı tıkırt diye ses gelsin bu arada çok normal. Sırtını aç. Çok güzel. Aç tıkırt tıkırt tıkırt. Aç. Şimdi bunu biraz daha hızlı yapalım. Enerjiye mi ihtiyacın var? Uyandırmak istiyorsun kendini aç. Evet nabız çok artmaya güzel. Başlar biraz daha. Evet şu anda nabzımızı arttırıyoruz. Evet. Devam et. Ay dediniz değil mi? Halbuki ne kadar kolay zannediyoruz kollar değil evet. mi? Devam. Çok güzel. Harikasın Çağla. Nefeste geliyor sesler. Evet şimdi birazcık durduralım. Şöyle kolları bir rahatlat. Kolları rahatlat. Şimdi eklemlerimizi de hemen çevirelim bileklerimizi. Çok cep telefonu kullanıyoruz. Şey düşün makineyi nasıl yağlarız? Evet. Aynı eklemlerimize de ters yöne
hep böyle hareket ettirmek lazım. Bir de bunlar böyle bazen çok kullanmadığın eklemler ya, kullanmadığın organı kaybedersin. Ve kireçlenir yani tabii. Makine nasıl duruyor? Kireçleniyor. Evet. Yağlamak lazım. Yağlamak için de şimdi elleri burada tut. Buradan kapatarak sonra aç. Ama çok sıkı bir yumruktan bahsediyorum. Çok güzel. Aç. Aç, ileri git. İt, 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 it. Şimdi ters. Ters. Terse. Diyorsun ki ne olacak, sadece yumruk yapayım. Ama bak onu komple yapabiliyor musun? Bak bakalım çevirebiliyor musun? Bütün parmakları hissedebiliyor musun? Böyle geldi. Şimdi yana doğru. Aç. 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 Ve bu tarafa doğru. Evet. Of, vallahi neler rahatlattı oldu ya. Değil mi? Evet. Şöyle bir twist yapacağız. Yani sol tarafımızı sağa aldık, şöyle arkaya baktık. Evet, birazcık toksin atıyor kötü enerjileri ve ortaya geldik diğer tarafa. Şimdi sen benim biraz zaten konuştuğum için de nabzım arttı ama. Evet. Ne yapabilirsin? Ayakları kaldır. Bacakları, bakın oturduğunuz yerde çok seyahat her, ederken her yer çalıştırılabilir de, değil mi? Her yer. Her şeyi yapabilirsiniz. Ya mesela evet. Bunu yaptın, kalçanı açmak istiyorsun. Bak böyle yap. Evet. Öne doğru acayip. Bütün şimdi, bu bacağı streç ediyor gibi. Bak kalça eklemini de esasında çok açıyorsun. Çok iyi, çok dünyanın en rahatlatıcı hareketi. Gün içinde bunları yapabilirsiniz. Şimdi buradan işte sen birazdan ölçeceksin. Yani bunu fazla yaptım. Biraz işte bak böyle koştum, efor sarf ettim. Hemen nabzım zaten artacak. Aynı ya. Şekilde bakalım istiyorsan. Dur biraz daha başlayayım. Azıcık daha koşturayım. Birazcık koşayım ben. Topukluyla da. Demin kaç yapmıştık onu kaydettik 12, mi? 12'du. 12, rica etsem. Acaba tabii hiçbir ki. Fark olacak mı merak ediyorum. Bu noktada aynı hocamızla birlikte Ece spor yaparken farklı bir haber de girmek istiyorum ben bu araya. Kadınlar için güzel bir haberimiz var. Egzersiz kadınlara daha fazla fayda sağlıyormuş. Bir araştırmaya göre kadınların aynı kalp sağlığı faydalarını elde etmek için erkeklerin sadece, hocam çok pardon, yarısı kadar egzersiz yapması yetiyormuş. Çalışmalar düzenli olarak bisiklete binen, yüzen veya koşan kadınların kalp krizi veya felç nedeniyle ölme olasılığının daha az çaba sarf etseler bile erkeklere kıyasla önemli ölçüde daha düşük olduğunu ortaya koymuş. Bunun sebebi gene hormonal. Hormonlar tabii ama aralıklı açıktan da erkekler daha çok fayda görüyor. Sen bana dedin ya orada kusura bakmayın. Siz de kusura bakmayın. Hocam siz Allah aşkına aç kalabiliyor musunuz ki? Ya işte problem oldu. Problem bizde orada. Bak kaçtı? 12'ydi 13 olduk. Kaç oldu? 129'du. Kaçtı bir 136 oldu. Nabız yüksek... kaçtı? Nabızı bilmiyorum. Nabızı bakmış mıydık? Nabız 88 olduk ama. Evet. Onu 80 civarındaydı herhalde. Şimdi bu normal bir yükselme midir? Normal tabii. Ne kadar yükselmesini isteriz? Ya da yükselmesi ne ifade ediyor ya, bize? Esasında şunu söylemek lazım. Yani bir, mutlaka yükselme olacaktır. Ama mesela tansiyonu olanlar egzersiz yapabilir mi? Şöyle kalkayım artık. Tabii buyurun. Tabii hep tamam. Beraber kalkalım buyurun. Tamam, yüksek tansiyonu olanlar egzersiz yapabilir mi? Evet. Yüksek tansiyonlu olanlar tansiyon yükseltici egzersizler yapabilir mi? Yapabilirler. Ama eğer tansiyon egzersiz sırasında 160, 170, 180'in üzerine doğru tırmanıyorsa o zaman orada bir durmaları gerekir. Yani bir baksın. Ölçmek mi gerekiyor? Ölçmek yani gerekir. Arada. Yani bir iki kere en azından bakması gerekir tansiyon yüksek problemi olan kişilerin. Tamam. En azından bir baksın, nabzını kontrol etsin. Bir kere nabız çok kolay şöyle hesaplanıyor aslında. Şöyle evet. Yapılıyordu değil mi? Buradan bakabilirsin. Aynen. Hemen el bileğinden. Maksimum kaç olmalı dersen 220 eksi yaş. 220 eksi yaş. Yapalım. Bu maksimum kalp hızamız. Yani ben mesela diyelim ki 50 yaşındayım. 220'den 50'yi çıkardım. Benim dakikada maksimum kalp atış hızım 170 olmalı. Oo, benim 160. 40 yaşındaysan olsa, 220'den 40'ı çıkardın 180 olmalı. Ama bu maksimum yani buna ulaşmaman gerekiyor zaten. Onun %80'ine çıkacaksın yani 140 falan dakikada. Ne olur çıkarsam? Kalbi yorarsın bu sefer. O yüzden hani güvenli aralık aerobik egzersizde %70 ile %80 arası. Yani bir fayda görmek istiyorsan bir kere en azından. Hem yağ yakacaksın hem fayda kalbine iyi gelecek, bünyene her türlü iyi gelecek. Önemli.
Peki, mutfağa geçelim. Geçelim. Çok güzel tariflerimiz var sevgili Ece Vapoğlu'nun. Tarifleri var. Bu tariflerde bağışıklık güçlendirici bir smoothie, şekersiz, unsuz, yulaflı bir kurabiye. Ay konuşamadım, tarifimiz var. Vaktimiz evet. Azalmış öyle olunca biraz panik oluyorum da. Smoothie'yi zaten hemen yapacağız. Bütün hemen. Hepsini smoothie'ye alacağım ve içeceğiz. Diğerlerinde de yine malzemelerimiz herhalde veriliyor ama yulaf ezmesi var. Yulaf ezmesini zaten rondodan geçirip toz haline getirecektik. Biz zaten hazırını yaptık burada. Bunu tamam, aynen geçirmiş çektik hali buradan. Bu. Hurmaları ıslatıyoruz yumuşasınlar diye. Evet. Ceviz yine çok tok tutan. Bu da yine tatlandırmak için kuru üzüm. Muz çok güzel kıvam tutturuyor. Tarçın var. Çok azıcık dilerseniz kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Kakao isteyenler. Kakao bu arada bence faydalı tabii, gerçek kakao. Ve burada da birazcık zeytinyağı var. Bunları yapacağız. Yapalım mı? Fırına alacağız. Evet, başlayalım. Bir şey şuradaydı galiba. Benim tepsi neredeydi? İnşallah yardımcı alalım. Olsun. Bu arada hocamla dinlenme kalp atış hızını nasıl düşürürüz? Ömrümüzü tamam, daha uzattığını söyledik ama peki bunu nasıl yapabileceğiz? Normalde nabzı 80'e tam birinin 70'lere düşmesi için neler yapması tamam, gerekiyor? Mesela bu konuda hep nefes egzersizleri ve yoga çok fazla tavsiye ediliyor. Doğru. Onun dışında yeterli su içmek, kafein alımını azaltmak, sağlığa zararlı içecekleri içmemek, besleyici ve dengeli bir diyet yapmak, yeterince uyumak, stresi azaltmak, açık havada zaman geçirmek ve gevşeme tekniklerini uygulamak olarak geçiyor. Siz neler tavsiye edersiniz bunun dışında varsa şimdi, eğer tabii ki buyurun. Yani bunlar esasında özeti diyebiliriz Çağla ama evet, öncelikle bol su içmeyi mesela unutmamak lazım. Yapılan birçok çalışma şunu gösteriyor. Sen 400 mililitre yani yaklaşık yarım litre su içtikten sonra kalp atım hızın düşmeye başlıyor. En basiti. Allah. Evet, nasıl? En basit. Neden? Çünkü çoğunlukla biz sıvı kaybediyoruz ve bunun farkında olmuyoruz. Sıvı kaybettiğimiz zaman bir yükseliş oluyor mu yani? Tabii kalp daha fazla çalışmaya başlıyor. Zorlanıyor. Sayısını arttırıyor. Dolayısıyla bol su içmek bir kere önemli. Dediğin gibi kafein, çay gibi, kahve gibi içinde uyaran maddeleri çok kullanmak. Biliyorsun gençler mesela enerji içecekleri falan kullanıyor. Onların içinde çok yüksek miktarda kafein var. Dolayısıyla daha küçük yaştan itibaren kalp atım hızı yükselmeye başlıyor. Evet. Egzersiz çok önemli. Yani düzenli egzersiz yapmak kalp atım hızını düşük tutmak için çok önemli. Onu atlamamak lazım. Bunun yanı sıra işte biraz önce söylediğin gibi işte meditasyon. Çok yani meditasyon deyince herkes de böyle çok hani önemli bir şey. Hani ya nasıl öğrenirim ki, nasıl yaparım ki falan diyor da çok basit aslında. Yani sadece kendine biraz zaman ayırmak. Günde 3 kere yapabilirsen bunu zaten yeterli oluyor çoğunlukla. Ve doğa yürüyüşleri çok önemli. Temiz hatırlıyor musun? Geçen söylemiştik almak. Mesela Japonya'da doğa banyosu denen tedaviler var ve bunu SSK'ları ödüyor yani öyle diyeyim sana. Ne güzel ya. Evet, çık yarım saat dışarıda ormanda orman yürü mesela. Banyosu. Orman banyosu. Çok, evet. Çok. Evet ya, çok iyi geliyor insana. O çok. Bütünleşme hissi, o aitlik hissi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sen bir parçası olduğunu çok, hissediyorsun evet, ya yani doğanın. O çok önemli. Yani o rüzgarı hissetmek, bir şekilde üşenme, çıkar ayakkabılarını bir toprağa bas. Evet. Yani şehir hayatında zaten onlardan uzaklaştık ama yani yapmak zorundayız. Çünkü yaratılışımız böyle değil. Doğru. Doğanın içinde. Doğru aslında. Çocuklara yani aşılamak evet. zorundayız. Evet. En büyük hata o. Bak 40 yaşında sağlıklı yaşam kurallarını kendine adapte etmekle bunu 10 yaşında yapmak arasında dağlar kadar fark var. Yapılan çalışmalar çok net gösteriyor. Küçük yaştan itibaren bu kuralları yaparsan o zaman faydası daha yüksek. Daha yüksek oluyor. Kesinlikle tabii ki. Kesinlikle bilinci olacak. Ben geçen gün çok oğlumu okuldan aldım. Dedim öğlen ne yedin dedim. Köfte yedim dedi. Patates püresi yedim dedi. Bir de salata yedim dedi. Normalde Efe salata yemez yani. Bir de yaşı küçük hani böyle yeşil yaprak yemiyor. Aa dedim sen salata yemiyordun niye yedin dedim. Enerji için yedim dedi. Sevmiyorum hala ay dedi. Canım ya. Da güzel. Yani hani bunu anneden evden duymuş. Şu anda gittiğimiz her otelde açık büfeden gidip bir tane marul yaprağı alıyor. O bile, onu, o onu bile yiyor. Şey. Bakın ben evet. enerji yani bir, zannediyorum aferin o iyi bir şey yapıyor. Sevmiyor tadını ama harika. Öyle öyle işte alıştı. Yani bir spor matı gördüğünce 1-2-3 diye başlıyor saymaya. Aile çok çok önemli gerçekten. Burada Ece seni sanki ben ne zaman konu kaldım onu hatırlamıyorum ama çok zayıflamış gördüm. Ekstra bir zayıflama mı oldu sende? Bir beden gitti bende ama doğumdan sonra gitti biliyor musun? Yani ben 36 bedendim 34 bedene düştüm. Şu an bayağı 34 bedensin 51 çünkü. Kiloyum aslında ama bu yoga ve pilates ağır sporları bırakmak daha ince yaptı beni.
daha eklemlerim incelendi. Zaman zaman gluten, şeker, süt ürünlerini biraz kesip ara ara böyle detokslar yapıyorum. O da böyle bir ödemi atıyor. İyi geliyor yani beslenme ve spor stilimi değiştirdim. Evet, çünkü çok o düzenli. Ağırlık kaldırmak yani mesela ben... O da yani, gerekiyor ama kas için. Gerekiyor evet. Ama o daha fit ve daha bir tık böyle kalınlaştıran bir şey. Seven öyle de seviyor, ben öyle seviyorum evet, mesela. Evet. Ama biraz yaşlılık için ama yaşlılık için o gerekiyor. Lazım. Evet. Mesela yani şimdi yaşlanıyoruz ya hocam biz 45 işte. Tam şu anda tam yapmamız gereken zamanlar. Bak bakımdan sonra yıllık %1 kaybediyorsun kas kitlerini. Tam onun iradına gitmemiz lazım. Yo aynen yani benim de mesela ben vücut ağırlığımda evde dumbbell'lar falan var tabii. Mutlaka yapıyorum. Yapılması gerekiyor. Çok güzel bir kıvam oluştu Ece. Evet karışımı bütün o malzemeleri aslında aldık. Rondodan da geçirmeyip elimizde de karışık. Kaşıkla alıyoruz. Aslında şöyle hepsini yapmayayım ama. Tamam kaşığın şöyle arkasıyla yapsan, da. İstersen elinde köfte gibi yap. İstersen evet aynen yani kurabiye yamuk yumuk eciş bücüş de yapabilirsin. Yani evet, istediğin gibi bir kurabiye şekil yapabilirsin. Bu şekilde biz bunların devamı gelecek ve fırında daha önceden pişmiş fırında 15 dakikada hazır. Hı-hı. Bazen ben hazır granolayı bile parçalayıp onlara istediğim şeyleri yani ceviz, badem, kuru üzüm aslında tatlandırmak için şeker yerine, rafine şeker yerine kuru üzüm, hurma gibi, elma özüğü gibi. Artık bunlar zaten artık zaten onları kullanıyoruz. Bilindik. Hemen hızlı sorularım var. Bu arada istersen blenderımıza yeşilliklerimizi de sen ekleyebilirsin. Evet, kerevizi, ıspanağı, maydanozu, salatalığı, limonu, zencefil ve bal. Evet, bir bağışıklık güçlendirici smoothie hazırlarken sabahları bitki çayı mı, şekersiz kahve mi? Hocama da soracağım bunu, Ece'ye de soracağım hocam. Bitki çayı mı? Allah aşkına dürüst olun. Şekersiz kahve mi? Şekersiz kahve. Ben şekersiz kahve içiyorum. Hayır, şimdi bak hani öneri mi yoksa benim yaptığımı mı soruyorsun? Yaptığı doğrusunu. Dediğim tamam. Yap yaptığımı yapma. Şekersiz kahve. Şekersiz kahve. Şöyle ben bu sabah bitki çayı için çünkü ben cuma günü Hindistan'a gidiyorum bu arada. Kendime doğum günü hediyesi bir retreat inzivaya gidiyorum. Dolayısıyla detoksa girmek durumundaydım. Bitki çayıyla geçtim ama ben eşimle tanıştığımdan beri 8 senedir sabahları evde mis kokulu kahvelerle kalkıyorum. Ama bitki çayı hayatımda ben hocamla tanışana kadar sadece bitki çayı içiyordum. Şimdi ikisi de eşinle beraber içiyorum. Hem kahve hem bitki çayı. Evet, evet. Kereviz haplarını da koyuyorum. Öğlen atıştırmalığında bitter çikolata mı, ceviz mi? Badem. Ceviz. Bitter çikolata. Yani zinde kalmak için sabahları yürüyüş mü yoksa sabah yogası mı? Yürüyüş. Sabah yogası. Meditasyon, soğuk duş. Kendine vakit ayırdığında uyku kaçamağı mı yoksa sosyal medyada da öyle gezmek mi? Ben sosyal medya. Sosyal medya ama uyku da benim en iyi ilacım. En iyi ilacım. Her derde deva kötü uyku. Kötü mü yaşıyoruz sen? Böyle bir kendine vakit ayırdığımda. Dur şimdi onu bilemedim. Çok şey var bende. Ama bir dakika bize hemen soruyorsun sen de hemen söyle. Kendime vakit ayırdığımda. İki çift kitap, var zaten. Kitap. Uyku kaçamağı mı sosyal medya mı? Uyumam hayatta uyumam. Yani sosyal medyada mutlaka bir şey iyi bir şey izlerim. Faydalı bir şey izlerim. Ya. Vallahi izlerim. Tamam canım biz de öyleyiz işte. Yani biz de izleyelim ya da koyalım. Hocam niye benden kopya çekiyorsunuz siz ya? Ya da biriktirdiklerini koyuyorsun de, mecbur. Yani. Evet evet öyle bir şey de var. Peki gün içinde alkali su mu yoksa soda mı? Su. Ben soda, soda içmiyorum çok. Su. Su. Ben de. Şimdi cevap Vapon'la hızlıca birkaç tane soru soruyorum. Hocam size sormuyorum. Stres yapmayın daha fazla. Gerildim mi? Nokta 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 diye devam edecek sevgili Ece. Hayat felsefem nokta nokta noktadır. Sevdiğin işi yap ve sevdiğin insanlarla ol. Benim için yoga nokta nokta demektir. Hayat tarzım. Güçlü kadın demek nokta nokta demektir. Seven, sevilen, üreten demektir. Peki benim için hayat nokta nokta demektir. Hemen bunu hayat, sor evet, ama acele etme. Evet, benim azıcık için tadını hayat. Çıkar. Çünkü sonra arabaya bindiğinde şey diyeceksin. Ay. Keşke şöyle söyleseydim. Keşke öyle. O yüzden zamanın var yani. İlla acele etmene gerek yok. Ya da telefon aç yayına bağla. Benim ya da sonradan hayat. Yazayım. Benim için hayat enerji ya enerji. Evet. Her türlüsü yani bütün o enerjinin bedeninin iyi enerjik olması içindeki titreşim. Ruhunun yayması. Yaydı evet, enerji evet, titreşim. Evet, evet. Son bir tane daha soruyorum sonra bızıt yaparsın. Evet. Benim için annelik nokta nokta nokta. Milat. Ne değişti o kadar milat diyebileceğin neydi Ece ne oldu? Çok bireyseldim ben. Hala devam etmekle bir birlikte tık orada şeyin devam ediyor. Etmesi öncelikle tabii ki yani orada sen doğru dürüst giyinmemişsin ya da bazı ihtiyaçların var ama oğlan bir şey istiyor ona koşturuyorsun. Önceliğim değişti. Sabırla ilgili güzel testlerden geçiyorum. Oo, evet. Yani ve gerçekten hani
bir canlıyı kendinden daha çok sevmek ve onun yani işte parmağı acısı gerçekten benim parmağım acıyor gibi peki, hissediyorum. Peki o hani işte oğlana koşuyorsun ya öncelik veriyorsun. O öncelik verme başkalarına da yönlendi mi sence? Yok çok yönlenmedi. Sadece hala o bireyselliğim biraz devam ediyor. Yani bir tık daha yumuşadım, daha empati kurabiliyorum. Özellikle daha çocuklu ailelerde yani ev dağınıksa mesela bir arkadaşım geliyor ya çocuklu çocukluğunun halinden anlar diyorsun veya son anda randevusuna gelmiyor veya işte bir davet yaptım gelmiyor. Çocuk ateş çıktı hani tamam anlarım diyorum. Eskiden acaba bahane mi diyordum şimdi anlıyorum. Şeyi şimdi öğretiyor anlıyorum. Değil mi mutlaka yani koşulsuz sevebiliyor musun herkes hayatında? Herkesi sevemiyorum. Herkesi ve onun üstüne çalışıyorum zaten. Affetmek çünkü en şey koşulsuz sevgi dünyanın en zor. Ama mesela eskiden kızdığım bazı insanlara sonradan sevgi duyabildiğimi zaman geçtikçe hissedebiliyorum. O kaslarımız gelişebiliyor. Evet. Ece bunun bızıtını Ayşe ablaya bırakıyorum. Tamam evet senin şey de süremiz doldu. Aslında sen istediğin için çünkü o bizi kırmadı bugün geldi. Çok çok teşekkür ediyorum başka bir yere yetişeceği için. Tüm enerjinde güzelliğine buradaydın. Sevgili Ece Vapon'da bir alkış rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Emeklerine siz sağlık. Keyfini çıkartın. Biz hallediyoruz. Gerisi bizde diyoruz. Ve hocamla damar sağlığına dair çok önemli başlıklar konuşmaya devam ediyoruz. Bir fotoğrafla başlamak istiyoruz. Hocam bu gelsin o fotoğraf. Damarlar hangi organdaki damarlar? Ve benim burada bir maketim var. Bunun üzerinden de tekrar damarlarımızı çizerek göstereceğiz. Bu arada maalesef damar sağlığı demişken kalp krizi geçirerek kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitiren çok kıymetli sinema oyuncusu, çok yakışıklı sinema oyuncusu. Hepimizin kalbinde taht kurmuş. Tolga Sabacı'yı maalesef kaybettik. Eşi Bezmen'le Amerika'da hocam yaşıyorlarmış. Evet, Bezmen'in eşi ölümünü yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarda, buzlar arasında, kayıplarda notuyla acısını ve duygularını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmış. Hepimizin başı sağ olsun diyelim. Tüm sevenlerine sabır dileyelim. 60 yaş çok erken. Biz insan ömrünün uzadığını burada anlatırken ani herhalde belki de ilk krizi tam olarak bilmiyoruz ama ani olduğu yazılıyor haberler arasında da. Hocam neye bağlıyorsunuz? Yani bu yaşlar biraz riskli yaşlar. Özellikle erkeklerde 50'den sonra biraz daha riskli. Mutlaka bir kalp doktoruyla görüşmekte fayda var açıkçası. Hiçbir ailede herhangi bir rahatsızlık hiçbir şey olmayabilir. Bile mi? Yani kötü alışkanlıklarınız olmayabilir, tansiyonunuz olmayabilir ama hiç fark etmediğiniz hayatta bir yanlış yapıyor olabilirsiniz. Veya genetik geçişli bir şey vardır. Bilmeden kolesterolünüz çok yüksektir vesaire. Yani bir nedenle damar tıkanıyor olabilir ve hiç fark etmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla ne olur? Yani tabii ki şimdi Allah rahmet eylesin dileyelim bir kere. Nur içinde yatsın. Ama şimdi insanlarda hemen aklına şey geliyor. Hani ya benim işte eşimin ya da çocuğumun ya da işte herhangi birisinin başına gelirse diye. Burada alınması gereken önlem her yıl düzenli atıyorum bir tomografik anjiyomu çektirmektir. Yani bir gidip bir efor testi yap. Yani tam olarak ne yapmamız gerektiğini de öğrenelim. Şöyle yani her yıl gitmenize gerek yok aslında. Hani 50 yaşında bir kere bir kalp doktoruna gittiğiniz zaman o sizin kabaca ne aşamada olduğunuzu söyler. Yani pırıl pırıl damarları olan bir kişi 50 yaşında bir sene sonra tekrar gitmesine gerek yok. Muhtemelen doktorunuz diyecektir ki 5 yıl sonra bir daha gel. Bir BT anjiyo çekildi pırıl pırıl damarlar çıktı. Evet, o 5 yıl içinde hiçbir şey olmaz zaten yani büyük ihtimal. Ama diyabetiniz var, tansiyonunuz var ve bunlar kontrolsüz gidiyor. Kötü alışkanlıklarınız var. Bu durumda diyecektir ki sen her yıl gel. Dolayısıyla gel her kişinin riski farklı olduğu için yaklaşımı da farklı olacaktır. Dolayısıyla hani doktorunuza önce bir gidin, bir görsün sizi. O söyler size hani ne kadar zamanda bir gelmeniz gerekiyor. Peki hocam sanal gerçeklikle vücudumuzdaki damarları maket üzerinde çizip gösterelim. Olur. İnsanların vücudundaki damar senin maketle uzunluğu mi? Benim makete gösterelim tamam. Benim damarlarımın uzunluğunu, boyumun uzunluğuyla görelim bakalım. Görelim, onları bir gösterelim hocam. Damarların sağlıklı olup olmadığı görsel açıdan nasıl anlaşılabilir? Kalınlığı, inceliği, renkleri farklı biliyoruz hocam. Evet, onlardan doğru. Şimdi önce kalple başlayalım. Buyurun. Normal bir kalbi şöyle çizeyim ben, olur mu? Çok güzel oldu. Aa benim kalbime benzedi. Şimdi bakın burada bakayım. Aa, evet. Şimdi bakın buradan önce aorta çıkıyor. Tamam mı? Buradan böyle yoluna devam ederken
bir sağ kola gidiyor. Şuradan şöyle çıkacak. Tamam, buradan böyle sağ kola gitti. Buradan beyne bir tane damar çıkıyor. Gidiyor. Bu pıhtı attığında yol bulan damar mı? Yol bulan damarla. Aynı atar damarlardan bahsediyoruz. O beyne pıhtı meselesini de konuşuruz. Sonra bu tarafa ve kola damarlar gidiyor. Böyle, şimdi biraz önce ölçtüğümüz, biz basıncı esasında nerede gördük, nerede ölçtük? Şurada ölçtük. Şurada, aynen. Maviyle çiziyorum. Biz şuraya ne yaptık? Bir balon yerleştirdik. Balonu şişirdik, şişirdik. Damarın içindeki kan akışını kapattık. Ve? Ne zaman ki buradaki kan akışı balonun basıncını yendi, dedik ki tansiyon 12. Şu. Tansiyon 13. Tamam mı? Şimdi aşağı doğru damarın seyrine devam ediyorum. Şöyle aşağı doğru geldim. Önce göğüs kafesinin içinde ilerledi. Arkasından karın içine doğru girdi. Diyaframı geçti yani. Şöyle buraya da bir diyafram çizemiyorduk. Burada kocaman bir kas var. Akciğerlerimizi ve karın içi organları birbirinden ayırıyor. Bunun içinden geçtikten sonra önce bir tane karaciğer için ve mide için bir dal çıkardı buradan. Sonra bağırsaklar için bir dal çıkardı. Arkasından böbrekler için iki tane daha dal çıktı. Böbrekleri de çizeyim, yeri anlayalım tamam. Şöyle. Şuraya da çok böbrekleri iyi olur hocam, çizdim. Gerçekten aslında ya biliyoruz zannediyoruz ama aslında bilmiyoruz. Doğru, nereden tabii bileceksiniz? Yani hakikaten özellikle bakmak lazım. Şimdi bakın, bacağı iki tane gitmesi gerekiyor. Şimdi bacağı için ayrıldı ikiye. İkiye ayrıldı. Buradan bir tane daha dal verdi iç organları beslemek için. Ve arkasından kasık bölgesine geldi. Şimdi biz nabızları nerede hissediyoruz? Onları da işaretleyelim. Evet, maviyle de onları işaretleyelim. Evet. Hocamız der ya, nabzınıza nereden bakabilirsiniz diye. İşte o yerlere tekrar bakıyoruz. Şimdi önce boyundan başlayalım. Çağla, boynun iki tarafında şöyle mavi nokta yaptığım yerde nabızlar var. Herkes şöyle bir koysun. Çok fazla bastırmadan ve tek taraflı lütfen. Aynı anda iki tarafa da bastırmayın. Ve nabzı hissediyorsunuz. Evet, çok net hissediyorum. Başka nerede hissedebilirsiniz? Mesela dirsekte hissedebilirsiniz. Nasıl? Böyle mi? Şurada. Böyle, içte yani. İç tarafta. Evet, iç tarafta. Yani tansiyonu ölçtüğümüz yerde. Alamadık oradan nabız. Aşağı inelim. Alamadık mı? Ben orada alamadım. Arkasından el bileğinde iki noktada var. Hem baş parmağın altında hem serçe parmağın altındaki olukta nabızlar var. Başka nerede var? Şuralarda, kasıklarda var. Bu kasık nabızlarını hissedebilirsiniz. Hemen şurada, ben pantolon üzerinden gösteriyorum. Burada. Tam katlanma, bacağın katlanma yeri var ya. Bakın bacağınızı şöyle kaldırdığınız zaman şurada katlanıyor ya. Orada hafif iç tarafta elinizi koyduğunuz zaman nabzınızı hissedersiniz. Yatarken bunu daha iyi daha hissedersiniz. Daha iyi, evet, şöyle yatarken daha iyi oluyor. Sonra bir de... Tabii nerelerde? Bacak aşağı doğru gidiyor. Ayağa kadar geldi. Ayak bileğinde iki noktada gene. Şurada ve şurada. Yani ayağında gösterebilir miyim? Çıplak, orada daha net görülür. Hemen çevirebilirsen yani. Şu kemik var ya iç tarafta. Bunun arkasında bakın bir oluk var. Hemen şurası. Üç parmağınızı buraya koyduğunuz zaman burada nabız hissedersiniz. Bir de ön tarafı lütfen. Ön tarafta ayak sırtının üzerinde giden bir nabız var. Burada da hissedebilirsiniz. Zaten eğer bu iki noktada nabız alınmıyorsa ve bacakta ağrı, soğukluk, solukluk, üşüme varsa damar tıkanıklığının bir göstergesi olabilir. O renk değişiklikleri, işte üşümesi, uyuşması falan bize o bacaklardaki damarlarda bir tıkanıklık olduğunu gösterir mi? Yani en azından bir işaret verir. Bir iş en azından. Ama nabız olmaması gösterir. Hani nabız olmama, nabız oradan eğer alınamıyorsa oradaki damarlardan tıkalıdır. Birisi kesin tabii, tıkalı demek. Çünkü bak, diyelim ki şurada bir tıkanıklık oldu. Ama şimdi panik etmeyelim ya herkes. Yok yok, yani panik için değil. Şurada bir tıkanıklık oldu diyelim. Tabii oldu. Şimdi aşağı gitmeyecek tabii. Aşağı doğru kan akışı geliyordu ama ne oldu? Burada takıldı. Aşağı doğru gidemiyor. Dolayısıyla orada nabız alınmaz. Onu da nasıl hissedersin? Özellikle şimdi mesela bu çok da kolay değildir. Yani biz bazen tıp fakültesi öğrencilerine de anlatırken hani alamayanlar oluyor. O yüzden kimse böyle hemen korkmasın. Aman bende damar tıkanıklığım var. Ama yürüdüğünüz zaman
nabız alamadınız ve yürüdüğünüz zaman da bir türlü bacağınızda böyle bir takılma oluyor. İşte bir yerde kalıyorsunuz. Hı-hı. Sanki kramp giriyor gibi hissediyorsunuz. Hı-hı. O zaman işte bir damar cerrahisi uzmanıyla mutlaka görüşmeniz lazım. Tıkanan damarlar hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? Diyelim ki böyle bir damar tıkanıklığımız var. Tıkalı, nabız alamadım ama yaşıyorum yani hani denmemesi gerekiyor değil mi? Ne gibi sorunlar olabiliyor? Şimdi beyinde, bunu yaz çizmeyeyim sende. Çizin hocam, bir şey olmaz. Çizeyim mi? Artık, artık her şey yapıldı bana burada. Evet. Beyinde diyelim ki, ne oldu? Şunu açırsanız daha iyiydi. Şaka şaka. Tamam, yani nasıl göstereyim diye şey yapayım. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bak, kan damarları geldi buraya. Aynı bir ağaç gibi ayrıldı. Bir de şu oraya geçerken şu cildimizde görünen damarın renkleriyle alakalı konuşalım mı hocam? Olur. Bir ondan da bahsedelim. Tamam. Sonra da o beyine pıhtı atması konularına da girelim. Tamam. Şimdi bizim dışarıda gördüğümüz damarlar toplar damarlarımız. Şu üsttekiler mavi üsttekiler, olanlar. Evet, şunlar. Böyle tutarsam daha iyi çünkü yukarı kaldırırsanız boşalır. Bende çok var. Ama sen gene kalp seviyesini nispeten üzerinde tuttuğun için evet. Bakalım şimdi mesela. Şöyle biraz turnike yaparsam. Elini birkaç kere yumruk atıp açar mısın lütfen? Bakın nasıl şişti. Hafif şöyle eğersen daha iyi görecek. Bakın görüyor musunuz? Çağla'nın elinde üst tarafta damarlar net olarak görülüyor. Neden? Ben çünkü yukarıya gidişi kapattığım için elimle. Evet. Yukarıya boşalamıyor kan. O yüzden burada birikiyor. Bakın bıraktığım anda hiç kıpırdatmasam bile. Evet, daha rahatlıyor. Hemen içindeki kan boşaldı. Yukarıya doğru tuttuğun zaman tamamen şöyle biraz yukarıya tuttuğun zaman neredeyse içi bomboş oldu. Şimdi, evet, hiç görünmüyor. Atar damarlar çok kıymetli damarlar. Dolayısıyla bu görünenler atar. Yok, toplar damar. Damar onlar, pardon. Atar damarlar çok kıymetli olduğu için vücut onların hepsini saklamış zaten. İçeride göremiyorsun atar damarı aslında. Dolayısıyla bu noktada şunu söylemek lazım. Dışarıda gördüğümüz toplar damarlar yeşil görünüyor. Neden? Çünkü içindeki oksijen miktarı daha düşük kanın. O öyle bir kan taşıyor ya, oksijen miktarı daha düşük, cilde daha yakın, duvarı daha ince. Dolayısıyla ışık gelip kırıldığı zaman orada yeşil görüyorsun. Ama biz mesela diyelim ki ameliyat yaparken damarı açtık, o zaman ne oluyor? Damarın içindeki kanı bayağı kıpkırmızı görüyorsun. Görüyorsun aslında. Bu renk farklılıkları bundan. Yüzeyde görülenler toplar damar, içeridekiler atar damar. Şimdi nereden nereye yol bulup o beyne giden damarlar, sinir sıkışması vesaire ve pıhtı durumunu hocam isterseniz şimdi konuşalım. Bakın isterseniz burada mesela kalp gösterdik ya, kalbin içinde bir pıhtı olsun. Bu neden olabilir? Hayır, kalp neden oldu bir kere? Evet. Kalbin içindeki neden? Bir, kalp krizi geçirmiş olabilir kişi ve kalp krizi nedeniyle kanın, özür dilerim, kalbin belli bir bölgesi kasılmıyor olabilir. Üzerinde pıhtı oturabilir. Veya kalp kapakçığında bir problem vardır. Kapakçık problemi. Kalbin içinde kapakçıklar var ya, böyle kapakçıklar. Evet. Böyle bunlar böyle. Diyelim ki hasarlandı, enfeksiyon oldu. Üzerinde bunun pıhtı oturabilir. Şimdi pıhtı ne yapabilir? Buradan yukarıya kalp kanı pompaladığı zaman yukarıya doğru pıhtıyı atar ve pıhtı yukarıya kadar seyredebilir. Nereye yavaş geldi? Yavaş yavaş mı gidiyor, bir anda mı atıyor? Bir anda çok hızlı gider. Atıyor. Tabii bir anda. Bunlar çok hızlı gider. Ne oldu? Diyelim ki beynin şu besleyen damarı tıkandı. Onu da yeşille kapatıyorum bakın. Şimdi bunun beslediği alan neresi? Şöyle koca bir alan vardı burada. Buraya kan gitmediği için, kan gitmeyince burası kanlanması bozuldu ve burası ölmeye başladı. İşte felç nedeni çoğunlukla bu oluyor. Bu oluyor. Bazen boyun damarında da problem olabilir. Mesela boyun damarında şuraya çiziyorum. Boyun damarında şurada bir darlık vardı. Çok güzeldi damar ama yavaş yavaş bu darlık ilerlemeye başladı. Ve gittikçe artmaya başladı. Bu damara dikkat ederseniz içinde bir kalınlaşma çizdim ya. Evet. O kalınlaşma parçalanabilir ve parçanın içindeki maddeler gene pıhtı şeklinde yukarıya beyni atabilir. Bu seçeneklerden bir tanesi. Yani olabilecek şeylerden bir diğeri de bu açıkçası. Gelelim kalbe. Tamam. Sen, sorun varsa sor. Yok var yani atmaması için, o atmayı durdurabilmek için yapılacak olan şeyler. Bir, öncelikle şu, yani kalbimizin
sağlam olduğundan emin olmak gerekiyor. Yani kalp içinde herhangi bir pıhtı odağı olmaması gerekir. Eğer pıhtı odağı varsa doktorunuz size zaten kan sulandırıcı ilaç verecektir. Bazen de ameliyat önerecektir kalp cerrahisi tarafından. Onları bir kere mutlaka atlamamak gerekiyor. Bu çok önemli. Kalbinizde mesela bir kalp kapak ameliyatı olmuşsunuzdur. Kalp kapakçığı değişmiştir. Kan sulandırıcı kullanmak gerekiyordur. Kan sulandırıcıyı ben bir gün almayayım ya ne olacak dersin, o gün pıhtı olur. O yüzden bunlar çok önemli. Tamam. Evet, kalbe gelelim dediniz. Kalbe gelelim mesela. Kalpte aynı, kalbin içinde de damarlar var. Kalbin içindeki damar da tıkanırsa gene bu sefer ne olacaktır? Kalp krizi olacaktır. Ama farklı bir senaryoya gidelim mesela. Diyelim ki sana sorsam. Şimdi bak, buradaki pıhtı kalktı. Şu anda aşağı doğru seyrediyor. Nereye gitti? Böbreğe. Biraz önce sizi böbreğe gitti. Bu sefer ne oldu? Böbrek damarı tıkandığı için. Ne oldu? Böbreğe kan gitmiyor ve bu sefer böbreği kaybettik. Şu anda bu böbrek gitti. Ya ama nereye gideceğini kimse bilmiyor. Bilemez. Yani. Bilemez. Bacağa da gidebilir. Bacağa gidiyor. Tabii. Ya mesela bacağa gittiği zaman ne oluyor? Mesela kişi ne hissediyor? Pıhtı gitti, bacağı attı. Geldi. Mesela bir kramp, bir hastalık belirtisi olabilir mi? Bir uyuşma veya yürüdükçe artan bacak veya baldır ağrısı. Şu an bacağı tamamen tıkadı. Tıkadı diyelim. Ne daha önce hastanın hiçbir şikayeti yoktu. Hı hı. Ama bir anda tıkandığı için bacakta çok şiddetli ağrı. Ağrı. Şöyle düşün. Diş ağrısının bütün bacakta olduğunu düşün. Bak, dişim hiç ağrımadı. Gerçekten. Yok. Ne güzel, Allah vermesin çünkü çok kötü bir ağrıdır yani. Ben hep öyle anlatırım. Hı hı. Çok şiddetli, hayatta doğum tecrübe sancısı. Edebileceğin. Doğum onu sancısı. Da ben yaşamadım. Olmadı, tamam. Tamam ama yani şu anda annenize herkes... Annenize sorun hocam, annenize. Evet, yok tabii canım. Ya ben zaten ilk doğumu gördüm tıp fakültesi öğrencisiyken. Gittim akşam annemin elini öptüm ya dedim. Nelerden yani. geçmişsin yani. İnşallah teşekkür o günden ederim. Sonra her gün öpmüşsünüzdür. Evet, he? Öperim. Ay analığım tuttu ya. Dur ben şimdi evet. Sunucuyum bir saniye. Evet hocam, deniyoruz. Buyurun. Sonuç itibariyle burada müthiş bir ağrı. Çok şiddetli ağrı oldu. Ayak belki kıpırdamıyor. Felç gibi olmaya başladı. Çok soğudu. Buz gibi oldu. Bu ayak sıcacık, bu ayak buz gibi oldu. Hı hı. Rengi soldu. Belki de morarmaya başladı parmaklar. Parmaklarda bir moran. Bazen böyle o parmakların uçlarında beyazlıklar da oluyor hocam. Böyle renk açılması gibi. Soğuktan mı oluyor yoksa orada bir dolaşım bozukluğunun habercisi olabiliyor aslında mu? Aslında yine bir dolaşım bozukluğu. Sonuçta çok soğuk olduğu zaman ne oluyor? Bütün damarlar vazospazm oluyor. Hı hı. Yani vücut hava çok soğuk olduğu zaman kanı dışarıya yakın dolaştırmak istemiyor. Dışarıdaki damarları kapatıyor ki kan içeride dolaşsın, ısı kaybı olmasın. O yüzden de oralardaki dolaşım biraz bozuluyor. Aslında. Soğuktan olabiliyor. Elde mesela biz görürüz. Hasta gelir hocam benim ellerim soğukta mosmor oluyor. Bakarsınız bir hastalık da yok ama bazı kişiler gerçekten aşırı spazm cevabı veriyor. Mesela diyoruz ki biz onlara soğukta eldiven giyin. İlla kar yağmasını beklemeyin. Elinizi sıcak tutun. Sıcak tutun, bunu evet. istiyorsunuz. Peki şu ağrılar neyin belirtisi diye hocama sormak istiyorum. Egzersiz yaparken ayaklarınızda, baldırlarınızda ya da kalçalarınızda bir ağrı gelişiyorsa, dinlendikten 3-5 dakika sonra bacaklarınızdaki ağrı geçiyorsa, ancak yürümeye başladıktan sonra tekrar oluyorsa, mesela yolda yürürken bacağınıza bir ağrı saplanıyorsa bu ne demek oluyor? Bu bacak damarındaki tıkanıklığın veya darlığın göstergesi olabilir. İlla biraz, tıkandı değil ama bir darlık tabii, başladı yani. Bak, biraz önce tamamen tıkadık ya burayı. Bazen de şöyle oluyor. Mesela şurada hafif bir kalınlaşma olmaya başlıyor. Bak şurada biraz önce %100 geçiş vardı. Ama ne oldu? Burası gittikçe daralmaya başladı. Buradaki darlık %50'nin üzerine çıktığı zaman sen egzersiz yaptığında buraya yeterli kan gelmiyor. Yeterli kan gelmeyince de beyne gidiyor, diyor ki bana yeteri kadar kan gelmiyor, bana daha fazla kan gönder diyor. Esasında yaptığı mesaj o, verdiği mesaj o. Şimdi hepimizin yaşadığı, dönem dönem yaşadığı kramplar hastalık belirtisi olabilir mi? Hocamıza soralım. Kramp girdiği zaman genellikle magnezyum eksikliğimiz olduğunu düşünerek buna bir takviye, işte mineralli sular veya magnezyum formatları denilebiliyor. Ancak ayaklarda yerleşik varislerin oluşturduğu toplar damar yetersizliklerinden tutun. Hocam devam edeyim. Sayayım istiyorsanız üzerine şey yapalım. Olur, tamam. Parkinson hastalığı, hipotiroidi, bir takım kas hastalıkları ve hipoglisemi hastalığının belirtisi de olabilirmiş. Krampları hafife almayacağız hocam. Kesinlikle krampları hafife almayın. Ama çok da korkmayın. Çünkü krampın nedeni
açıkçası çok basit bir fizik aktivite yetersizliği de olabilir. Yani yeteri kadar hareket etmiyorsunuzdur. Kaslarınız, bakın kaslar yaşımız ilerledikçe gerilmeye ve ufalmaya başlar. Yani stretching hareketleri o yüzden çok önemli, çok önemli zaten. Evet ya, bunu yapmıyorsanız kramp yaşarsınız. Çok basit bir şey ama dediğin gibi bazı hastalıklarda da krampları görürüz. Magnezyum bozuklukları, kalsiyum bozuklukları, mesela paratiroid dediğimiz tiroidin üzerinde ufak şeyler var, bezler var. Bunlar kalsiyum metabolizmasını, kalsiyum dengesini idare eden hormonlar salgılıyor. Bu hormonlardaki bozukluk kalsiyum metabolizmasına bozukluğa neden olabilir. İşte kramplara neden olabilir mesela. Veya söylediğin başka hastalıklar olabilir. Dolayısıyla krampları eğer hani ayda bir giriyorsa çok önemli değil. Ama her hafta mutlaka giriyor ve her seferinde de uzun sürüyorsa, tekrarlıyorsa o zaman mutlaka baktırmak lazım. Peki. Damar sağlığına dair önemli bir soru daha geliyor hocamıza. Yüzük parmağımız kalbe mi bağlıdır? Yüzük parmağından kalbe giden bir damar var mıdır? Yok. Bütün damarlar aynı. Yani nereden yani, bakarsan şöyle, bak. Şuradan bakabiliyor muyuz? Yüzük parmağının kalple olan damar veya sinir bağlantısı bakımından diğer hiçbir parmaktan herhangi bir farkı yokmuş. Dördüncü parmağın yüzük parmağı olarak seçilmesi tamamen tarihsel bir rastlantıymış. Evet, tamamen tarihsel bir rastlantı. Yoksa bütün damarlar her yeri dolaşıyor, her yerde aynı damar var. Bir artere iki tane ven eşlik eder. Yani bir atar damara iki tane toplar damar eşlik eder. Enteresanmış. Peki yani onun kalple şeyle, sevgiyle falan hiçbir alakası yokmuş. Yok. Vitrin hastalığını konuşacağız. Hocam isterseniz birazcık yer değiştirebiliriz. Vitrin hastalığı nedir? Bir konuşalım hocam. Biraz önce hani bacak için konuşmuştuk ya, yürüyüp işte yürüdüğün zaman ağrı yapar falan. Vitrin hastalığı bunun için de kullanılır, kalp için de kullanılır. Çok kişi yürüdüğü zaman, hareket ettiği zaman tabii ki egzersiz hem kalbi çok çalıştırıyor hem de bacaklardaki kasların çok çalışmasına neden oluyor. Dolayısıyla kaslar yeterli kan gelmediği zaman ağrı yapıyor. Kişi duruyor, bir 10-15 saniye, bir dakika en fazla duruyor. Ondan sonra yürümeye devam ediyor. Ağrısı geçiyor çünkü. Sonra tekrar bir 200-300 metre yürüyor. Gene durmak zorunda kalıyor. Bu vitrin hastalığı. Vitrin hastalığı bakın iki nedenden olabilir aslında bacak için konuşursak. Damar tıkanıklığı olabilir. Bazen de sinir hasarı olabilir. Yani nasıl gerçekleşiyor gibi. Bel fıtığı. Bakın farkını söyleyeyim size. Şimdi ekranda bizi dinleyenler dikkatli olsunlar. Tamam. Eğer vitrin hastalığınız varsa, yani yürüdüğünüz zaman bacağınız ağrıyorsa ve durmak zorunda hissediyorsanız, sonra tekrar yürüyebiliyorsanız, eğer dinlenme süreniz çok kısaysa, yani diyelim ki 10 saniye, 30 saniye, 1 dakikada en geç dinlendiniz, ağrınız geçti, bu muhtemelen damar tıkanıklığıdır. Ama durdunuz, 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika bekliyorsunuz, ağrınız gene geçmiyor, bu muhtemelen zaman sinirdir. Hasar. Hasardır. İkinci kriteri söylüyorum. Eğer damar tıkanıklığına bağlı problem yaşıyorsanız, bu her gün aynı mesafedir yürüme mesafeniz. Yani her gün 200 metrede gelir ağrınız, her gün 300 metrede gelir. Belirli bir mesafede. Ama sinirle ilgili bir problemse, o zaman bir gün mesela rahat yürürsünüz, ertesi gün 100 metre zor yürürsünüz, ertesi gün 500 metre yürürsünüz, ertesi gün 1 kilometre yürürsünüz. Bu dengesizleşiyor yani. Evet, dengesizdir. Dolayısıyla burada iki noktaya dikkat, çünkü bu iki bilgi sizin kabaca evde otururken ya benim bacaklarım neden ağrıyor yürürken dediğiniz sorunun cevabını da vermiş oldum. Minik bir ara verelim, aradan sonra devam edeceğiz, buyurun. Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken Profesör Doktor Murat Aksoy hocamızdan sizlere bir uyarı daha gelecek. Çok kıymetli. Buyurun. Bugün aslında şunun altını çizmek istedik gerçekten. Damar tıkanıklığı tüm vücudu ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla damar tıkanıklığından korunmak için yapmanız gerekenler: tansiyon, şeker varsa mutlaka tedavilerinize çok dikkat edin. İlaçlarınızı düzgün kullanın. Fiziksel aktivitenizi yüksek tutun ve lütfen kötü alışkanlıklardan da uzak durun. Ağzınıza sağlık. Çok hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.